Hatta dedi ben namazı da terk ettim. Dedim ki ama bak dedim Allah seni terk etmemiş. Ben 21 yaşında kızımı kaybettim dedi böbrek yetmezliğinden. Onun acısından, onun sıkıntısından dedi benim bütün dişlerim döküldü. Olmayacak duaya dedi amin denir mi? Ben dedim ki olmayacak dua var mı? Allah istedikten sonra haşa olmayacak bir şey düştüklerimizden sonra ben dedi yapacağım dedi. İnşallah namazımı kılacağım dedi. İnşallah şeytanı terk edeceğim dedi Rabbime yöneleceğim. Normalde çok video çekebilecek bir ortamda değilim ama bugün yaşadığım bir olayı ehemmiyetine binaen sizinle paylaşmak istedim. Ben birkaç gündür Gaziantep Kahramanmaraş civarındayım. Bugün buralarda birisiyle tanıştım, bir abiyle tanıştım. Baktım öyle çok canı sıkkın bir yerde oturuyor. Yanına gittim, nasılsınız, iyisiniz, selamlaştık. Biraz muhabbet ettikten sonra dedi ki, ben 21 yaşında kızımı kaybettim dedi, böbrek yetmezliğinden. Onun acısından, onun sıkıntısından dedi, benim bütün dişlerim döküldü. Bu gördüğün dişlerim takma, hatta birkaç dişi de yoktu. Dedi, elemden benim dişlerim döküldü dedi. Benim bir oğlumda da böyle böbrek rahatsızlığı var. Haftanın birkaç günü diyalize giriyor dedi. Yine oğlumda farklı hastalıklar var, diyabet var dedi. Bu yüzden iki gözü de ama, daha doğrusu birisi hiç görmüyor, birisi de çok az görüyor dedi. Böyle sıkıntılarla uğraşıyorum ben dedi. Allah bu musibeti, bu elemi bize verdi. Ben bunlarla uğraşıp duruyorum dedi. Ben de dedim ki Cenab-ı Hak sevdiği kullarına bela verir, musibet verir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kendi eliyle 6 tane evladını defnetmiş. Evet zor ama Allah imtihan eder. Dedim önce sizin kızınızı hastalıkla imtihan etmiş, sizi ona bakmakla imtihan etmiş. Dedim ikiniz de bu imtihanı güzel bir şekilde vermişsiniz. Neticede biz tek dünyalı değiliz. Rabbim dedim sizi cennette evladınızla ebediyen beraber eylesin. Şimdi diğer evladınızla imtihanınız var. Dedim Rabbim evladınıza şifa versin, onu muhafaza etsin. Size dedim sabır versin. Dedi ki biz böbrek için yazıldık. İnşallah dedi bize böbrek çıkar ama dedi ben dedi çıkmayacağını biliyorum dedi. Torpille çıkıyor dedi o böbrekler. İşte dedi, böbrek çıkıyor. Daha böyle hatırı olan insanlara veriyorlar. Bize çıkmaz dedi. Ben dedim ki Allah'tan ümit kesmeyin. Dedim siz dua etmeye devam edin. Cenab-ı Hak dedim bizi bir damla kan damlasından yaratıyor ya. Dedim Cenab-ı Hak bu şartlar içinde de sizin için hayırlı olanı dedim size yaratır. Size onu nasip eder dedim. Dedi ki olmayacak duaya dedi amin denir mi? Ben dedim ki olmayacak dua var mı? Allah istedikten sonra haşa olmayacak bir şey mi var? Dedim Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam elini kaldırıyor. Daha indirmeden yağmur geliyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam yerdeyken parmağıyla dedim ayı ikiye bölüyor. Hazreti İsa Allah'ın izniyle ölüleri diriltiyor. Allah istedikten sonra her şey olur. Bütün bu yıldızları Allah çeviriyor. O yüzden kabul olmayacak dua yoktur. Biz ihlaslı bir şekilde dua edeceğiz. Rabbimizden talep edeceğiz, isteyeceğiz. Dedim Rabbim de bize onu ihsan eder. Dedi evet doğru söylüyorsun. Dedi biz ihlasla istesek Allah dedi bize hayırlısını verir. Ben dedi istiyorum inşallah dedi Allah bize bir böbrek nasip eder. Evladım da dedi bu sıkıntıdan kurtulur dedi. Sonra dedi ben hayatım boyunca hep işte akrabalarımdan, arkadaşlarımdan, çevremden hep böyle ihanet gördüm. Hep beni terk ettiler dedi. Bir evladımı defnettim, bir evladım hasta, bir sürü sıkıntı çektim. Küçük yaşta babam vefat etti, 7 kardeşime babam baktım. Ama şimdi dedi benim çevremde kimse yok dedi. Ben de herkesi terk ettim dedi. Böyle şehrin dışında bir ev Allah nasip etti. Orada dedi tek başıma eşimle, ailemle hayat sürüyorum. Herkesten uzaklaştım. Hatta dedi ben namazı da terk ettim dedi. Dedim namazı niye terk ettin? Dedi ben arkadaşlarımı terk ettim ya dedi. Bir de dedi bir dergaha gidiyordum dedi. Oradaki şeyhe dedim ki işte benim evladım hasta, buna bir okusak, işte bir dua etsek. O da benden para istedi dedi. Ben de şeyhi de, dergahı da, o ihanet gördüğüm arkadaşlarımı da terk ettim dedi. Ben de dedim ki ama bak dedim Allah seni terk etmemiş. Her an senin kalbini çalıştırıyor, seni rızıklandırıyor, sana nimet veriyor dedim. Allah seni seviyor, sana cennet vaat ediyor. Dedim bak oğlunun evet böbrek sıkıntısı var, gözü görmüyor diyorsun ama onun kalbini Allah çalıştırıyor, ona rızkı Allah gönderiyor. Sen onlara yardım ediyorsan, ihsanda ikramda bulunuyorsan Allah'ın verdiğinden ikramda bulunuyorsun. Dedim bak Allah seni terk etmemiş. Sen dedim namazı terk etmekle hiç iyi bir şey yapmamışsın. İnsanlardan uzaklaşabilirsin. O söylediğin şeyh de eğer söylediğin gibiyse durum. Dedim o da yanlış birisi. Demek ki ilmini yanlış kullanıyor. Münasebet gelmiş ya bunu da ifade edeyim. Bazen bize de yazıyorlar. İşte yok büyü, yok şu, yok bu, bu benden para istedi. Bakın sizden birisi dini konularda ne olursa olsun, Kur'an öğretmekten tutun, yok büyü bozacağım, yok şifa, ne olursa olsun para isterse o insandan uzaklaşın. Madde isterse o insanlardan uzaklaşın. Bizi izliyorsunuz ya, eğer bir gün benim ağzımdan da böyle bir şey duyarsanız beni de dinlemeyin.
beni de izlemeyin ve takip etmeyin. Bakın, kim sizden maddi bir şey istiyorsa ondan uzaklaşın. İnşallah bunu başka bir zaman uzun uzun konuşalım. Ona da öyle söyledim. Birisi yanlış bir şey yaptı diye, yani dini temsil eden bir adam yanlış bir şey yaptı diye dinden uzaklaşılır mı? Dedim, trafikte bir şoför kaza yaptı diye dedim araba kullanmayı mı bırakıyoruz? Trafiğe çıkmayı mı bırakıyoruz? Bir insan ya da bir doktor yanlış yaptı diye doktora gitmeyi mi bırakıyoruz? Tedavi olmayı mı bırakıyoruz? Biz o insana bakamayız ki. Biz Rabbimiz noktasından meseleye bakarız. Bizi her an rızıklandırıyor, bizi yaratmış, yaşatmış, değil mi? Bu kadar nimet vermiş. Dedim bak, Allah seni terk etmemiş, sen de Rabbini terk etme. Sen dedim alnını secdeye koy. Bak dedim, kızın böyle bir imtihan geçirmiş. İnşallah o hastalıklar onun günahlarını temizlemiş. Âli bir makamla biz öyle hüsnü ediyoruz. Cenab-ı Hak onu cennetine koymuştur. E dedim, sen burada kızından 5-10 sene ayrı kaldın. Bak bütün dişlerin dökülmüş. Dedim ya, ebediyen ayrı kalsan, kızın cennette olsa sen cehennemde olsan. Ya o ayrılık, o elem, o azap ona nasıl dedim dayanılır? Sen evladına da kavuşmak istiyorsan, Allah'ın rızasını da kazanmak istiyorsan dedim namazına devam et. Bak dedim 60'lı yaşlarındasın. Bir bu kadar daha ömrümüz yok. 10 sene, 20 sene Cenab-ı Hak takdir etmiş, o bilir, ama bu kadar bir ömrümüz var. Bu ömrü de isyanla geçirmeyelim. Allah seni günde 5 vakit huzuruna davet ediyor. Sen Allah'ın davetine icabet edeceksin ki Allah da senin hakkında hayırlı olanı versin. Bu dünyada sıkıntı çekiyor olabilirsin. Hangi peygamber sıkıntı çekmemiş? Hangi Allah dostu sıkıntı çekmemiş? Hazreti Eyüp Aleyhisselam ne kadar hastalıkların içerisinde kalmış? Hazreti Yusuf ne kadar kuyuda kalmış? Ne kadar hapiste kalmış? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne sıkıntılar çekmiş? Allah sevdiği kullarını imtihan eder. Belaların en dehşetlisi Allah'ın sevdiği kullarına gelir. Onların derecelerini yükseltir. Dedim demek ki sen de Allah'ın sevdiği bir kulusun. Allah sana bela musibet vermiş. Sabret, zaten sabrediyorsun da. Ama dedim namazını da aksatma. Kıl dedim, namaz bizim boynumuzun borcudur. Yaratılış gayemizdir. Allah bizi seviyor. Bak sen onu terk etmişsin senin deyiminle. Ama dedim bak, o seni terk etmemiş. Şimdi dedim sen git böyle akşam namazını kıl. Ondan sonra da yatsı namazını kıl. Sonra kendini dedim çok büyük bir hafiflik hissedeceksin. İnşallah bütün namazlarını kılacaksın. Ya hocam dedi, ben sabah kalkıyorum. Sabah namazı vaktine çay koyuyorum, işte çay içiyorum, çocukları kaldırıyorum, ezan okunuyor, gidiyorum bir daha yatıyorum. O kadar rahatsızım ki dedi, bir yıldır. Benim kalbim kararmış dedi. İstiyorum ama yapamıyorum dedi. İnşallah hocam dedi, bu konuştuklarımızdan sonra ben dedi yapacağım dedi. İnşallah namazımı kılacağım dedi. İnşallah şeytanı terk edeceğim dedi, Rabbime yöneleceğim. Dedim tamam, ben de sana şimdi bir iki tane sohbet atacağım. Dedim onları da izle. İzledikten sonra da dedim namazını kıl. Eve gittikten sonra da, namazını kıldıktan sonra da bana mesaj at dedim. Eve gitmiş, sohbetleri izlemiş. Bana da mesaj attı. Hocam ben akşam namazını kıldım, yatsı namazını kıldım diye. Çok sevindim. Bunu sizle de paylaşmak istedim. Ya çevremize bu manasıyla yardımcı olmaya çalışalım. Konuşalım, anlatalım. İnsanların birçok sıkıntı var, derdi var, tasası var, elemi var, kederi var. İnsan bazen girdabın içine düşüyor, çıkamıyor. O kardeşlerimizle yardımcı olalım. İşte bazısı diyor benim günahım var, işte şöyle isyan ettim falan. Diyelim Allah'ın rahmeti hepinizin günahlarından büyük. Allah'ın rahmetinden ümit kesme. Sen onu terk etsen de o seni terk etmiyor. Sen elini açtığında direkt Rabbinle konuşabiliyorsun. Sen secdeye gittiğinde direkt Rabbinle konuşabiliyorsun. Perdesiz. Yani Allah seni seviyor, seni huzuruna kabul ediyor. Bunu söyleyeceğiz. Bir adamın elemi sıkıntısı mı var? Ya Allah sevdiği kullarına sıkıntı verir diyeceğiz. Üzülme diyeceğiz. Onun kalbini teselli edeceğiz. Elimizden geliyorsa yardım etmeye gayret edeceğiz. Biz Müslümanız. Birbirimizin de kardeşiyiz. Rabbim birbirimize bu manasıyla yardım edebilmeyi nasip etsin. Sırat-ı müstakim üzere yürüyebilmeyi nasip etsin. Allah'ın rızasını kazanabilmeyi hepimize nasip etsin. Hepimize derdimiz, tasamız olduğunda yardımcı olacak hayırlı dostlar nasip etsin. Hayırlı arkadaşlar nasip etsin. Hazreti Ebu Bekir gibi dostlar nasip etsin Rabbim. Hepimize selametle kabir kapısını açıp ebedi saadet diyarı olan cennete gidebilmeyi de hepimize nasip etsin. Böyle bir olay yaşadım. Sizinle de paylaşmak istedim. Belki bu sohbete ihtiyacı olan kardeşlerimiz olabilir. Bu sıkıntıları yaşayan kardeşlerimiz olabilir. Sizden ricam bu sohbeti de paylaşın lütfen. Belki onların kederli kalbini de bu vesileyle okşamış oluruz. Onları da teselli etmiş oluruz. Allah hepinizden razı olsun.